Perspektif ekranlarından mutlu ve sağlıklı günler diliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve dünya gündeminden derlediğimiz haberlerle Task TV ana habere başlıyoruz. Sayın seyirciler, dünya genelinde koronavirüse yakalananların sayısı 133.688.000'in, can kaybı sayısı ise 2.900.000'in üzerine çıkmış durumda. Brezilya'da koronavirüsün 18 mutasyonun bileşiminden oluşan yeni bir türüne rastlanırken, İsrail ablukasındaki Gazze şeridinde ise 4 günlük sokak çıkma kısıtlaması getirildi. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, İngiltere varyantı olan mutant virüsün ülkedeki en baskın virüs türü haline geldiğini açıkladı. Ülkede vakalardaki son 4 haftalık artışın mutant virüslerden kaynaklandığı belirtildi. Preparation is the key to stopping the virus. Brezilya'da koronavirüsün 18 mutasyonunun birleşiminden oluşan yeni türüne rastlandı. Daha önce tanımlanmamış türün potansiyel olarak tehlikeli olduğu belirtildi. Mutasyonun Brezilya, İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan türlerle benzer özellikler gösterdiği aktarıldı. Ancak uzmanlar türün yayılım hızına dair konuşmanın erken olduğunu açıkladı. Kanada'nın Ontario eyaletinde hastaneye yatışların artması üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Ülkenin en büyük şehri Toronto'nun da içinde bulunduğu eyaletteki kısıtlama en az 4 hafta sürecek. İsrail ablukasındaki Gazze şeridinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Okullar bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı. Salgının ikinci dalgasıyla mücadele eden Arjantin'de eğlence sektörüne kısıtlama getirildi. Ülkede 24-06 saatleri arasında sokağa çıkılamayacak. Bar ve restoranlar 23'te kapatılacak. Vakaların bir haftada %53 arttığı Buenos Aires bölgesinde ise öğretmenler ve özel yetkiye sahip olanlar dışındaki kişiler toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise bir kez daha maske tartışması yaşandı. Bir aile 2 yaşındaki çocukları yemek yerken maskesini çıkarınca uçaktan atıldı. Olay uçaktaki diğer yolcuların kamerasına yansıdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yine bir aile çocuklarının maske takmaması nedeniyle uçaktan indirildi. Olay Orlando'dan New York'a gitmek için hazırlanan yolcu uçağında yaşandı. Kalkıştan dakikalar önce 2 yaşındaki kız çocuğu maskesini çıkarıp yemek yedi. Bu diğer yolcuların dikkatini çekti. Yolcular durumu kabin ekibine bildirdi. Bunun üzerine bir uçuş görevlisi aileyi ikaz ederek uçaktan inmelerini istedi. Çocuğun babası olanları anlamaya çalışırken 7 aylık hamile eşi ve engelli oğlu da panik yaşadı. Bir süre sonra küçük kız ailesiyle birlikte uçaktan indirildi. Orlando Havaalanı'nda yaklaşık 1 saatlik bekleyişin ardından aile de dahil tüm yolcuların tekrar uçağa binmesine karar verildi. Ağustos ayında da Orlando'dan New York'a gitmek isteyen 6 çocuklu anne, 2 yaşındaki çocuğunun uçuş sırasında maske takmak istememesi sebebiyle uçaktan indirilmişti. Aşı kampanyaları da dünya çapında giderek hızlanıyor. Aşı olmasına teşvik için insanlara etkinlikler düzenleniyor. AstraZeneca aşısıyla ilgili ise tartışmalar devam ediyor. Bir yandan Avrupa'da pek çok ülkede aşının kullanımına kısıtlama getirildi. Dünya genelinde 165 ülkede 693 milyondan fazla kişi aşı oldu. Avrupa'da AstraZeneca aşısıyla ilgili tartışmalar yeniden alevlendi. İspanya, AstraZeneca aşısına yaş sınırlaması koyan ülkeler arasına girdi. Ülkede 60 yaş altına AstraZeneca aşısının uygulanması yasaklandı. Belçika'da da 55 yaş ve altı kişiler için AstraZeneca aşısının kullanımı durduruldu. Karar 4 hafta içinde yeniden değerlendirilecek. İtalya ise 60 yaş üstüne AstraZeneca aşısında tercih hakkı sağlanacağını açıkladı. Ayrıca aşının güvenli olduğu ve 18 yaş üzeri herkese uygulanabileceği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın 19 Nisan'a kadar ülkedeki tüm yetişkinlerin aşıya ulaşabilmesi gerektiğine yönelik açıklamasına destek artıyor. Son olarak Hawaii'nin de katılmasıyla birlikte 50 eyalet aşı yarışına dahil oldu. Ülkede aşı olanların sayısı 171 milyonu geçti.
Brezilya'da ise halkı aşı yapmaya teşvik etmek için ışık gösterisi düzenlendi. Brezilya Milli Müzesi'ne ışıklarla şimdi aşı yazıldı. Washington, Irak'taki muharip askerlerinin geri çekilme sürecinin devam edeceğini açıkladı. Pentagon ise kararın çekilmenin hemen başlayacağı anlamına gelmediğini duyurdu. I'm very proud of our campaign. Joe Biden yönetiminin Orta Doğu'ya yönelik yeniden yapılanması sürüyor. Bölgeye tüm asker gönderme ve geri çekme işlemlerini geçici olarak askıya almasının ardından ilk adım atıldı. Buna göre Irak'taki muharip Amerikan askerlerinin geri çekilme süreci devam edecek. Ancak çekilmeye ilişkin takvim açıklanmadı. ABD ve Irak Dışişleri Bakanlarının yaptıkları toplantının ardından yapılan açıklamada, Irak güçlerinin kapasitesinin arttığına işaret edildi. Eğitim ve danışmanlık hizmeti çerçevesinde askeri desteğin süreceği vurgulandı. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'sa kararın çekilmenin başlayacağı anlamına gelmediğini duyurdu. Açıklamada şu anda bazı askerlerin ne zaman çekileceğine dair herhangi bir mutabakat yok denildi. Kiev-Moskova hattında Donbas gerilimi tırmanıyor. Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski Donbas'a gitti. Rusya ise tatbikat için Karadeniz'e donanma gemilerini gönderdi. Ukrayna'nın Donbas bölgesinde tansiyon yüksek. Kiev, Rusya yanlısı ayrılıkçıların gece yarısından itibaren 5 kez ateşkes ihlali yaptığını duyurdu. Ayrılıkçılar tarafından açılan ateş sonucu bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti. Ateşkes ihlalleri sonucu bu yıl 25 Ukrayna askeri öldü. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski Donbas'a gitti. Zelenski sosyal medya paylaşımında "Başkomutan olarak zor zamanlarda askerlerimizin yanında olmak istedim" dedi. Ukrayna'nın barışa ihtiyacı olduğunu söyleyen Zelenski, bunun için her şeyi yapacaklarını ifade etti. Kiev, Rusya'nın Donbas hattındaki askeri hareketliliğine tepki gösterirken, Moskova tatbikat için Karadeniz'e donanma gemilerini gönderdi. Rusya Savunma Bakanlığı, ondan fazla geminin Hazar Denizi'nden Karadeniz'e hareket ettiğini belirtti. Washington-Moskova hattında da Rus muhalif Navalny krizi ve Kuzey Akım 2 projesinin ardından Donbas kriziyle ipler iyice gerildi. Moskova'yı saldırganlıkla suçlayan Biden yönetimi, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne vurgu yapıyor. Olası ABD yaptırımları da gündemde. Kremlin konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. ABD'nin düşmanca ve öngörülemeyen politikası karşısında en kötü senaryoya hazırlıklı olmak zorundayız dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ABD'nin dostça olmayan her türlü adımına cevap vereceklerini söyledi. There are many issues where we have Rusya, Kuzey Kutbu çevresindeki askeri varlığını arttırıyor. Rusya'nın bölgede artan askeri faaliyetlerinin uydu görüntülerini Amerikan CNN televizyonu internet sitesinden paylaştı. It's a new frontier, expanding for all the wrong reasons. ABD ve Avrupa ülkeleriyle ilişkileri gerilen Rusya, Asya'dan Avrupa'ya önemli bir nakliye rotası açmak için Kuzey Kutup Dairesi'nde askeri gücünü takviye ediyor. Yeni silahlarını deniyor. Amerikan CNN televizyonu, Rusya'nın bölgedeki askeri faaliyetlerinin uydu görüntülerini internet sitesinden paylaştı. Görüntülerde yer alan 2014 ve 2020 yıllarına ait uydu görselleri, Rusya'nın bölgedeki yeni yapılanmalarını ortaya koyuyor. Rusya Savunma Bakanlığı da bir hafta önce yıllardır anlaşmazlık konusu olan Kuzey Kutbu çevresinde yaptığı tatbikat görüntülerini paylaşmıştı. Görüntülerde 3 Rus nükleer denizaltısı eş zamanlı olarak buzun altından yüzeye çıkıyor. Rusya'nın bölgedeki askeri hareketliliğinin bir sebebi de iklim değişikliği yüzünden kuzeyindeki buz tabakalarının hızla erimesi. Üzerinde ilerlemenin zor olması sebebiyle buz tabakası Rusya için doğal bir koruma sağlıyordu. Bu koruma kalkanının ortadan kalkmaya başlaması Moskova'yı yeni askeri koruma stratejileri için harekete geçmeye zorladı. Erken seçim hazırlıklarının sürdüğü Ermenistan'da istifaya hazırlanan Başbakan Nikol Paşinyan Rusya'da temaslarda bulundu. Paşinyan, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Karabağ meselesinin öne çıktığı bu görüşmede koronavirüsle mücadele konusu da masadaydı.
Karabağ yenilgisi sonrası siyasi krizle boğuşan Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Moskova'daki görüşmede öne çıkan başlık Karabağ meselesiydi. Paşinyan görüşmede Rus barış gücünün önemini dile getirdi. Karabağ'daki varlığının bölge istikrarı ve güvenliği için önemine vurgu yaptı. Karabağ cephe hattında hala kayıp askerler olduğunu ileri süren Paşinyan, esir değişimi konusunun da tam olarak çözülmediğini savundu. Görüşmede iki ülke arasındaki askeri teknik işbirliği de ele alındı. Rusya'dan yeni askeri sistemlerin alınması ve Ermenistan ordusunun modernizasyonu görüşüldü. Görüşmedeki konu başlıklarından biri de salgınla mücadeleydi. Ermeni lider, Rus Sputnik V aşısının ilk teslimatının yapılacağını söyledi. Ancak ülkesinin daha fazla aşı beklentisinde olduğunu belirtti. Putin ise aşı konusunda önceliği Rus vatandaşlarına verdiklerini, ancak Ermenistan'ın talebini de gözden geçireceklerini ifade etti. Ürdün Kralı 2. Abdullah hakkında soruşturma başlatılan eski veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in ailesiyle birlikte sarayında bulunduğunu söyledi. Müsterih olun, ülkedeki fitne sona ermiştir dedi. Amerika Başkanı Joe Biden da Ürdün Kralı ile telefonda görüştü. Ülkesinin Ürdün'e güçlü desteğini bir kez daha vurguladı. Darbe girişimi iddiasıyla sarsılan Ürdün'de eski veliaht Prens Hamza bin Hüseyin dış güçlerle ülkeyi hedef alan faaliyetlere karışmakla suçlandı. Yayınladığı video kaydıyla ev hapsinde tutulduğunu iddia etti. Gerilim artarken Prens Hamza, amcası Prens El Hasan bin Talal'ın evinde diğer prenslerle bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme sonrası Kral 2. Abdullah'a bağlılığını bildirdiği bir mektuba imza attı. Gelişmeler sonrası Ürdün Kralı 2. Abdullah, Prens Hamza'nın ailesiyle birlikte sarayında bulunduğunu açıkladı. Müsterih olun, ülkedeki fitne sona ermiştir dedi. Prens Hamza'nın sarayında kendi gözetimi altında olduğunu belirten Kral Abdullah, Ürdünümüz güvenli ve istikrarlıdır dedi. Olayın faillerinin ev içinden kişiler olması nedeniyle acı, şaşkınlık ve üzüntü duyduğunu aktardı. Ürdün Kralı 2. Abdullah'a bir destekte ABD Başkanı Joe Biden'dan geldi. Ürdün Kralı ile telefonda görüşen Biden, ABD'nin güçlü desteğini vurguladı. Görüşmede Ürdün'ün bölgedeki önemli rolü, siyasi, ekonomik ve güvenlik alanında işbirliğinin güçlendirilmesi konularının da ele alındığı kaydedildi. Fransa'da Müslümanları ötekileştirdiği için eleştirilen ayrılıkçı yasa tasarısına tepki çeken bir madde eklendi. Fransız Senatosu'nun onayladığı bu maddeye göre üniversitelerin koridorlarında ibadet yasaklanacak. Fransa'da ayrılıkçı yasa tasarısına üniversite koridorlarında ibadet etmeyi yasaklayan bir madde eklendi. Fransız Senatosu, ayrılıkçılıkla mücadele yasa tasarısı olarak bilinen tasarıyı görüşmek için toplandı. Merkez sağda yer alan Cumhuriyetçiler Partisi senatörleri, tasarıya üniversite koridorlarında namaz kılmak dahil ibadet yapılmasını yasaklayan madde eklenmesini teklif etti. Sol partili senatörlerle Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer karşı çıkmasına rağmen teklif sağcı senatörlerin oyuyla kabul edildi. Madde sosyal medyada tepki topladı. Ulusal Meclis'te 16 Şubat'ta kabul edilen tasarı Senato'nun ardından Meclis'te ikinci kez oylanacak. Söz konusu tasarı Müslümanları ötekileştirdiği gerekçesiyle büyük eleştiri alıyor. Gündemdeki diğer gelişmelerle devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelişen 8 ülke teşkilatı D8'in 10. zirve toplantısına canlı bağlantıyla katıldı. Teşkilata üye ülkelere ticarette yerel para çağrısı yaptı Erdoğan. Ülkelerimizi kur kaynaklı risklerden korumak için yerel parayla ticarete ağırlık vermemiz şart dedi. 2017 yılındaki İstanbul zirvemizde yerel paralarımızla ticaret yapma çağrısında bulunduğumda hatırlanacaktır. Geçtiğimiz 4 yılda yaşananlar bu çağrının ispatını ve isabetini ortaya koydu. Ülkelerimizi kur kaynaklı risklerden korumak için yerel parayla ticarete ağırlık vermemiz şarttır. D8 Takas Bankası'nın bu kapsamda çalışmalarını hızlandırmasını
henüz bu mekanizmaya dahil olmamış üyelerin de gerekli adımları atmasını bu bakımdan faydalı görüyorum. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Başkanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde uygulanan protokol tartışmasına noktayı koydu. Avrupa Birliği taraflarının telkinleriyle oturma düzeninin ayarlandığını söyledi ve Türkiye köklü bir ülkedir, devlettir, ilk defa misafir ağırlamıyoruz dedi. Protokol konusuna gelecek olursak, biz bu konuda açıklama yapmak istemezdik ama Türkiye'ye yönelik son derece haksız ithamlar da var. Yani gerek. Cumhurbaşkanımızın makamında yapılan o dar kapsamlı görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının burada talepleri karşılanmıştır. Yani Avrupa Birliği tarafının telkinleri doğrultusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır. Nokta. Avrupa Birliği'nin kendi içindeki uygulamalar veya diğer konulara biz girmek istemiyoruz. Ama protokol birimlerimiz önceden bir araya geldi ve onların telkinleri ve talepleri karşılanmıştır. Türkiye köklü bir devlettir ve Türkiye ilk defa bir misafir ağırlamıyor. Azerbaycan ve Türk ordusunun muharebe birliklerinin ortak tatbikatı başladı. Azerbaycan'da düzenlenen ortak tatbikat bugün sona erecek. Modern iletişim sistemleriyle Azerbaycan ve Türk ordusunun istihbarat paylaşımı her geçen gün daha da kolaylaşıyor. Yeni teknoloji iletişim sistemlerinin denendiği tatbikat Azerbaycan'da başladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ortak tatbikatta sahaya çıkan muhabere görevlileri tek bir iletişim sisteminin organizasyonuyla ilgili görevleri yerine getiriyor. Tatbikatta modern iletişim araçlarının yanı sıra otomatik kontrol sistemleri de kullanılıyor. Birliklerin etkileşiminin organizasyonu, saha kontrol noktalarının açılması ve diğer faaliyetleri içeren tatbikat 8 Nisan'a kadar sürecek. Türkiye SİHA teknolojisinde pazar lideri oluyor. Karabağ Savaşı'nda zaferin anahtarı olarak görülen Türk SİHA'ları uluslararası camiada ses getirmeye devam ediyor. Amerikan Bloomberg internet sitesi Türkiye'nin SİHA üretimiyle ihracatında pazar lideri konumuna yükseldiğini yazdı. Türkiye SİHA pazarında lider oluyor. Bu değerlendirme Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg'e ait. Kuruluşun internet sitesinde yer alan makalede, Bayraktar TB2 tipi SİHA'ların geçen yıl Azerbaycan ve Libya hükümetleri tarafından kullanıldığı hatırlatıldı. Türk SİHA'larının savaşların seyrini değiştirdiği vurgulandı. Makalede üretim için Türkiye'nin Rusya ve Pakistan'la işbirliği görüşmelerinde bulunduğu belirtildi. Ancak bu durumun NATO'daki müttefikleri rahatsız edebileceği değerlendirmesi yapıldı. Haberde görüşü alınan düşünce kuruluşu, Carnegie Europe'un uzmanı Raluca Sernatoni, Türkiye SİHA teknolojisinde hızla pazar lideri ve yükselen bir güç haline geliyor ifadesini kullandı. Bunun kendi kendine yeten bir savunma sanayi geliştirme çabalarının ürünü olduğuna dikkat çekti. Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin yabancı silah sistemlerine bağlılığını azaltma arzusuna dair daha geniş ve süregelen çabanın bir parçası dedi. Makalede, Türkiye'nin yabancı silah sistemlerine bağlılığını azaltma yönünde attığı adımlara geliştirilen Altay tankı da örnek gösterildi. Türkiye'nin 2016-2020 yılları arasında dışarıdan silah alımını %59 azalttığı vurgulandı. SİHA'lar 2020'de Türkiye'nin bölgesel güç olarak yükselmesine önemli katkı sağladı. Türk SİHA'larına övgü dolu bu sözlerde Amerikalı siyaset bilimci Francis Fukuyama'dan geldi. Fukuyama, Türk silahlarının, SİHA'larının, düzeltiyorum, bölgede güçlü etki yarattığını vurguladı. Türk SİHA'larının gücü gündemden düşmüyor. Amerikalı siyaset bilimci Francis Fukuyama, Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız hava araçlarının günümüz savaş taktiklerini değiştirdiğine dikkat çekti.
Fukuyama, American Purpose dergisinde yayımlanan makalesinde küresel görünüm SİHA'lar tarafından değiştirildi ve Türkiye burada ana aktör oldu değerlendirmesi yaptı. Fukuyama, Türkiye'nin ürettiği SİHA'ları Libya, Suriye, Dağlık Karabağ ve kendi sınırları içinde terör örgütü PKK'ya karşı kullandığını hatırlattı. Türk SİHA'larının etkileyici performansına dikkati çeken Fukuyama, Bayraktar TB2 ve Anka'yı örnek gösterdi. TB2, 24 saat havada kalabiliyor, hem keşif hem de saldırı görevlerini ifa edebiliyor diye yazdı. Fukuyama, Türk SİHA'larının etkinliğini dünyanın dört bir yanında ordular şimdi SİHA'lara karşı nasıl savunma yapacaklarını düşünüyor sözleriyle ifade etti. Türkiye'nin bölgesindeki ülkelerle zor ama dengeli ilişkiler kurmaya çalıştığını da hatırlatan Fukuyama, Ankara'nın Suriye'deki askeri varlığıyla İdlib'te muhtemel bir katliamın önüne geçtiğini vurguladı. Bir övgü de Alman medyasından, bu kez Türkiye'nin gururu yerli otomobil TOGG'a geldi. Türkiye'nin elektrikli araba projesi TOGG, Türkiye Tesla ve Volkswagen'a meydan okuyor başlıklı haber okuyuculara duyuruldu. Türkiye Tesla ve Volkswagen'e meydan okuyor başlığını kullandı. TOGG ismini bir yerlere not edin tavsiyesinde bulundu. Almanya'nın günlük gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung, Türkiye'nin otomobili girişim grubunun üreteceği elektrikli otomobili bu sözlerle övdü. TOGG üst yöneticisi Gürcan Karakaş'la röportaj yapan gazete, Türkiye'nin otomobiline dair analize yer verdi. Gazete, TOGG'un tek bir şarjla 500 kilometreden fazla gitmeyi ve akıllı olmayı garanti ettiğine işaret etti. Gazete haberinde söz konusu elektrikli otomobil Tesla, Volkswagen ve diğer tüm potansiyel rakiplere meydan okuyacak denildi. 2022 yılı sonunda ilk seri üretim araçların bantlardan çıkacağına yer verildi. Haberde TOGG'un iştiraklerinin Türk ekonomisinin büyük oyuncuları olduklarına vurgu yapıldı. Elektrikli otomobilin bileşenlerinin çoğunun Türkiye'de üretileceği belirtildi. Haberi kaleme alan muhabir, yazısını TOGG ismini bir yerlere not edin sözleriyle tamamladı. Almanya'da 3 Nisan'da yürürlüğe giren internette aşırı sağ ve nefret suçlarıyla mücadele yasasıyla internette nefret suçu işleyen, başkalarını taciz ya da tehdit edenlere hapis cezası öngörülüyor. Almanya'da yürürlüğe giren yasayla sosyal hesaplar üzerinden hakaret edene 2 yıl, ölümle ve tecavüzle tehditte bulunana 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Şubat 2022'den itibarense Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformları aşırı sağcı, ırkçı söylemler ya da halkı kışkırtıcı, taciz, tecavüz ya da ölüm tehdidi içeren paylaşımları silmek zorunda kalacak ve ayrıca paylaşımları derhal federal suç dairesine bildirmekle yükümlü olacak. Adalet Bakanı Christine Lambrecht, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından yaptığı açıklamada, artık internette nefret suçu işleyenler ve insanları tehdit edenler hakkında soruşturma açılabilecek ve bu doğrultuda yargılama yapılabilecek. Polis ve yargı, insanlık dışı tahrikle çok daha kararlı bir şekilde mücadele edebilecek ifadelerini kullandı. Yunanistan'ın mültecilere karşı yasa dışı uygulamaları bu kez Alman SDF tarafından belgelendi. Görüntülere iki Yunan sahil güvenlik botunun sığınmacıların lastik botunu hareketsiz hale getirdiği anlar yansıyor. Türkiye tarafından kurtarılan mülteciler SDF muhabirine Yunan polisinin kendilerine dönük bu acımasız müdahalesini anlattı. Ayvalık an der türkischen Ägäis Küste. Türk sahil güvenlik ekiplerine eşlik ettiler. Yunanistan'ın Ege Denizi'nde mültecilere yönelik yasa dışı uygulamalarını görüntülediler. Alman televizyon kanalı SDF, Yunan sahil güvenlik botunun mültecileri engellemesini görüntüledi. O görüntüler Midilli açıklarında kaydedildi. Yunan karasuları sınırında AB Sınır Güvenlik Ajansı'na bağlı bir botun yanına gelen iki Yunan sahil güvenlik botunun sığınmacıların lastik botunu hareketsiz hale getirdiği görülüyor. Somalia, Afganen, der Palästinenser. Yunanistan'ın geri itmesinin ardından Türkiye tarafından kurtarılan Yusuf Ali adlı Filistinli mülteci, SDF muhabirine Yunan polisinin acımasız müdahalesini anlattı. Bize yumruk ve sopalarla vurdular, bizi batırmak istediler. Defolun Türkiye'ye geri dönün diye bağırdılar dedi.
Mülteci kadınsa birkaç gün önce karşıdaki Yunan adasına geçmeyi başardım. Ancak orada bizi çocuklarla birlikte lastik bir bota yerleştirdiler ve ters istikamette yeniden denize saldılar diye konuştu. Aşırı sağ ve sol gruplar İspanya'nın başkenti Madrid'de karşı karşıya geldi. Aşırı sağcı Vox Partisi'nin mitingine tepki gösteren sol gruplara polis sert müdahale etti. 13 kişi yaralandı. 2 kişi de gözaltına alındı. Avrupa'da yükselen aşırı sağ bu kez İspanya'da ortaya çıktı. Aşırı sağcı Vox Partisi başkent Madrid'de miting düzenledi. Miting yeri olarak da sol grupların yaşadığı Vallecas Mahallesi'ni seçti. Vox Partisi'nin yaklaşan seçimler öncesi adaylarını açıklayacağı miting savaş alanına döndü. Aşırı sol gruplar mitingin yapıldığı Anayasa Meydanı'nda toplandı. Faşistler dışarı sloganı attı. Aşırı sağcı Vox Partisi taraftarları karşılık verince olaya polis de müdahil oldu. Çıkan arbede sonrasında polis aşırı sol gruplara müdahale etti. Zaman zaman ses bombası kullandı. Vox'u protesto eden İspanyolların bulunduğu gruba ise müdahale etmedi. Çıkan olaylarda en az 13 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı. Madrid'de ilk kez aşırı sağ ve aşırı sol grupların karşı karşıya gelmesi dikkati çekti. Can Mukeşmir'de Arakanlı Müslümanların kampında çıkan yangında 20'den fazla baraka kül oldu. Marata Mohalla bölgesinde çıkan yangındaysa 18 aile evini kaybetti. Okul ve cami olarak kullanılan barınaklar da kullanılamaz hale geldi. Hindistan'ın Kammu Keşmir bölgesinde Arakanlı Müslümanların kampında gece yarısı yangın çıktı. Kammu Keşmir'in Maratha Mohalla bölgesindeki yangın nedeniyle yaşadıkları barakaları küle dönen en az 18 aile sokakta kaldı. Küle dönen yerler arasında okul ve cami olarak kullanılan barakalar da bulunuyor. Yangında markette kullanılamaz hale geldi. Kammu Keşmir'deki 39 kampta 6000'den fazla Arakanlı mülteci kalıyor. Kammu Keşmir'de Arakanlı mültecilerin kaldığı bölgede Kasım 2016'da çıkan yangında da 3 çocuk ve 1 kadın hayatını kaybetmişti. Aynı bölgede Haziran 2019'da çıkan yangında da yaklaşık 200 baraka yanmıştı. Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistlerle Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. Arakan'da şiddet ve katliamların artmasıyla Arakanlı Müslümanlar çevre ülkelere sığınmak zorunda kalmıştı. BM ve Uluslararası İnsan Hakları Örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti etnik temizlik ya da soykırım olarak adlandırıyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Şimdi ise Tayland'a gideceğiz. Tayland'da bir süpermarkete giren kertenkele müşterilere korku dolu anlar yaşattı. Bir anda markete girdi. Raflara tırmandı. Görüntüler Tayland'ın başkenti Bangkok'tan. Monitör cinsi dev kertenkele müşteriler içerideyken markete daldı ve hızla raflardan yukarı tırmanmaya başladı. Büyük korkuya kapılan müşteriler neye uğradığını şaşırdı. O anları cep telefonlarına kaydetti. Rafların en tepesine tırmanan kertenkele daha sonra market çalışanının yetkilileri aramasıyla doğal yaşam alanına bırakıldı.
kertenkelenin aylardır süren kuru hava şartlarından dolayı yiyecek bulmakta zorlandığı, bu nedenle markete girdiği tahmin ediliyor. Endonezya'da fırtına nedeniyle yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 155'e yükseldi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Endonezya aşırı yağışın yol açtığı sel felaketi sonrası yaralarını sarmaya çalışıyor. Doğu Nusa Tenggara eyaletinde sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 155'e yükseldi. 70'ten fazla kişi ise kayıp. Selde binlerce kişi yerlerinden oldu. Yer yer elektrik kesintileri yaşandı. Bazı yollar ulaşıma kapandı, evler su altında kaldı. Bölge halkı yaşam mücadelesi veriyor. Bölgede arama kurtarma ve tahliye çalışmaları sürüyor. Malaka'da bir kişi, ailesinin tahliye edilmeden bir gece önce çatıda kaldığını söyledi. Yetkililer fırtınanın daha da güçlenebileceği konusunda uyardı. Şimdi ise İzlanda'ya gideceğiz. İzlanda'nın güneybatısında bulunan Reykjanes yarımadasındaki yanardağlardan birinde oluşan yarıktan lav ve buhar püskürüyor. İzlanda Acil Durum Yönetimi Biriminden yapılan açıklamada, Mart'ta volkanik faaliyetlerin görüldüğü Reykjanes'deki Geldinga Vadisi'nde bulunan bir yanardağda oluşan yarığın ilk olarak bir gezi helikopterindekiler tarafından fark edildiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu yarığın yaklaşık 500 metre uzunluğunda ve geçen ayki patlamanın olduğu alandan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta olduğu ifade edildi. Yarıktan çıkan lav ve buharı seyretmek üzere alana gelen yüzlerce yürüyüşçünün tahliye edildiği kaydedilen açıklamada, yarığın yanardağları izlemek için bölgeye akın eden turistleri ağırlamak için geçen hafta açılan yürüyüş yolundan uzakta olduğu aktarıldı. İzlanda Meteoroloji Ofisi yetkililerine göre, püsküren lav ve buhar, Keflavik Havalimanı yakınlarındaki hava trafiğini etkilemeyecek. İzlanda Turist Kurulu'ndan yapılan açıklamada, ülkede COVID-19 nedeniyle uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağına rağmen, bu patlamanın ardından bölgeye yaklaşık 30 bin turistin akın ettiği ifade edildi. Reykjanes'de önce en az 50 bin deprem, sonra volkanik patlama olmuştu. Reykjanes yarımadasında bulunan Fagradals yanardağı 19 Mart'ta 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başlamıştı. Bu Reykjanes'de 781 yıl sonra meydana gelen ilk volkanik patlama olmuştu. Rusya'da Baykal Gölü'nün donmuş yüzeyinde ilerleyen askeri araç buzun çatlaması sonucu suya gömüldü. Olayda can kaybı yaşanmadı. Araç da acil durum ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Rusya'nın doğusundaki Irkutsk bölgesinde donmuş durumdaki Baykal Gölü'nde buz çatlayınca askeri araç suya batmaya başladı. Araçta bulunanlar hemen dışarı çıktı. Askeri araç bir süre sonra tamamen suya gömüldü. Bölgeye giden acil durum ekipleri aracı sudan çıkardı. Baykal Gölü'nde diğer bir askeri aracın da buzun çatlaması sonucu kısmen suya battığı bildirildi. Donmuş durumdaki Baykal Gölü'nde havaların ısınmasıyla birlikte çatlaklar oluştuğu uyarıları yapılıyor. Bu haberle birlikte bugünlük de Task TV ana haberi noktalıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve dünya gündeminden derlediğimiz haberlerle tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.